Merhaba sevgili öğrenciler yazılılar başlıyor ve kanalımız detaylı ve animasyonlu yazılı videolarıyla yanınızda bugünkü yazılımız 5. sınıf fen 1. yazılı. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan yazılıda çıkacak olan konuları animasyonlarla izleyip öğrenebilirsiniz. Bu videolarımıza açıklamalar bölümündeki linklerden erişebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdan diğer 5 ana dersin yazılı videolarını da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoların linkleri de yine açıklamalar bölümünde bulunmakta. İlk bölümde arkadaşlar karnı çok acıkan Messi konservelerdeki yiyecekleri yemek ister. Ama kapağı bir türlü açamaz. Evet sahaların golcüsü Messi kapağı bir türlü açmayı başaramıyor. Messi'ye ne önerirsin yaz. Evet arkadaşlar büzüşme ve genleşme konusundan güzel bir soru hazırladım size. Messi'ye ilk yöntem olarak fön makinesini kullanmasını önerebiliriz. Fön makinesiyle konserve kapağına sıcak hava tutarsa eğer kapak ısı alarak ne yapar? Genleşir. Yani hacmi artar. Kapağın hacmi arttığında arkadaşlar ne yapar? Kapak ne yapıyor? Genişliyor. Hacmi artıyor. Ve kapağı kolayca arkadaşlar açabiliyoruz. Bir başka yöntem. Kapağı arkadaşlar çakmakla ısı tutmak. Isı vermek yani çakmakla. Çakmakla ısıttığımızda yine kapak ne yapar? Genleşir, hacmi artar, genişler ve açılır. Bir başka yöntem, kapağı arkadaşlar kapağı sıcak su tutmak ya sıcak suyun altına tutma ya da arkadaşlar içerisinde sıcak su bulunan bir tabağın içerisine ters çevirdiğinizde kapağı içerisine batırdığınızda kapak yine genleşecektir ısı alarak hacmi artacaktır ve kolayca yine açılacaktır arkadaşlar. Bisikletini evlerinin soğuk deposuna koyan Elif, birkaç gün sonra bisiklet sürmek için bisikletini aldığında teker lastiklerinin inik olduğunu görmüş. Teker lastiklerini kontrol etmiş ve delinme olmadığını fark etmiş. Evet arkadaşlar bak delinme yok ama lastikler inik. Niye? Çünkü soğuk hava deposuna koymuş. Büzüşmüş arkadaşlar teker lastikleri büzüştüğünden dolayı ne yapmış? Hacmi azalmış. Yani soğuk hava deposuna koyduğu için arkadaşlar teker lastikleri burada ısı kaybetmiş, ısı vermiş. Isı kaybettiğinden dolayı bunlar arkadaşlar ne yapıyor? Hacmi küçülüyor. Tanecikler birbirine yaklaşıyor. E, hacmi küçülmesi arkadaşlar ne yapıyor? Büzüşmeyi meydana getiriyor. Olay bu. Boşlukları doldur. Maddelerin ısı etkisiyle hacminin artmasına ne diyoruz arkadaşlar? Genleşme adını veriyoruz. Isı kaybetmeleri sonucunda hacimlerinin küçülmesi olayına da büzüşme diyorduk. Maddelerin sıvı halden katı hale geçmesine tabii ki donma diyoruz. Tersi nedir? Katı halden sıvı hale geçmeye erime diyoruz. Yüzeyin normali üzerinden gelen ışın nasıl bir yol izler arkadaşlar? Kendi üzerinden geri yansır. Evet. Yüzeyin normali bu şekilde arkadaşlar. Buradan gelen bir ışın bu şekilde geldi. Aynı yoldan geri döner. Evet. Geldiği gibi gider. Geldikleri gibi giderler. Gaz halden sıvı hale geçişe ne diyoruz? Yoğuşma diyoruz tabii ki. Mesela yağmurun yağması olayı bir yoğuşmadır. Yani su buharı gaz. Bulutlardaki su buharı arkadaşlar gazdır. Bu ne yapıyor? Sıvı hale geçiyor. Yağmur damlalarına dönüşüyor. Yoğuşuyor yani. Gelen ışının yüzeyin normaliyle yaptığı açıya gelme açısı diyoruz. Dördüncü sorumuz bu deney sonucunda öğrenci nelere ulaşabilir? Deney neymiş? Bir öğrenci gölge oluşumu ile ilgili şekildeki düzeni oluşturuyor. Bu düzenekte cisim ışık kaynağı ve perdeye yaklaştırılıp uzaklaştırılabiliyor. Bu da cisim arkadaşlar. Perde burada. Bu deney sonucunda evet cismin bak yaklaştırılıp uzaklaştırılabiliyormuş. Cismin gölge boyunun evet fener'e yaklaştırılması ve uzaklaştırılması sonucundaki değişimi test ediliyor bu deneyde. Buna göre nelere ulaşabilirim? Cisim ışık kaynağına yaklaştırılınca gölge boyu büyür diyebilirim. Evet. Burada cisim arkadaşlar bak buraya ışık el fenerine, ışık kaynağına yaklaştırırsam genel kural bu. Bunu şu adınız gibi bilin. Cismi ışık kaynağına yaklaştırırsan gölge boyu büyür. Evet, gölge boyu büyür arkadaşlar. Cismi ışık kaynağından ne kadar uzaklaştırırsan gölge boyu o kadar küçülür perdede. Kural bu. Cismin gölgesi cismin şekline benzer tabii ki. Yani sadece küçülme ve büyüme meydana gelir. Burada perde gölge boyu büyür ya da küçülür. Ama cismin şekline benzer. Kare ise burada da kare şeklinde. Burada yuvarlaksa arkadaşlar burada da yuvarlak şekilde. Şekli nasılsa. Cisim ışık kaynağından uzaklaştırılırsa gölge boyu küçülür. Burada da ifade ettik. Bu bölüm genleşme ve büzüşme olayından. Genleşme ve büzüşmeden çok soru gelecek arkadaşlar. MEB'in kazanım tablosuna göre yayınladığı soru dağılım tablosuna göre genleşme büzüşmeden çok soru var. Hemen bu konuyu hatırlayalım arkadaşlar. Genleşme maddelerin ısı alıp hacimlerinin artması olayıydı. Arkadaşlar mesela termometreye. Bak termometre ısı arttığında ne yapıyor? Bak termometre sıvı yükseliyor içerisindeki sıvının hacmi artıyor elektrik tellerinin yaz mevsiminde sarkması ısı etkisiyle maddelerin ısı kaybetmeleriyle hacimlerinin azalmasına da büzüşme diyorduk. Kış mevsiminde teller ne yapıyor? Gerginleşiyor bak. Büzüşüyor çünkü. Termometre soğukta arkadaşlar bak burada sıvı düşüyor gibi. Tanecikler bak bu şekilde büzüşmede Genleşmede tanecikler bu şekilde. Bak aralarında mesafe artıyor. Maddenin cinsi değişmiyor unutmayın. Sadece hacminde büyüme küçülme, küçülme meydana geliyor. Bak şöyle arkadaşlar. İnsanlarda da olur ki hayvanlarda da olur. Sıcakta ne yapar? Kedi böyle yayılır arkadaşlar. Ama soğukta büzüşürüz böyle. Kediler, insanlar, böyle bütün hayvanlarda, insanlarda da olur bu yani. Maddenin bak arkadaşlar. Şu şekilde, bu, bu soru çok çıkıyor mesela. Bu da karşınıza çıkabilir sınavda. Me, bu metal küre ısıtıldığında bu delikten geçmiyor soğutulduğunda geçiyor Bak, büzüşünce geçiyor genleşince geçemiyor çünkü hacmi artıyor o da karşımıza çıkabilir balonun ısı etkisiyle arkadaşlar şişmesi ya da küçülmesi bu da genleşme büzüşmedir futbol topu bisiklet tekerleği örneğiyle aynıdır Bak, ısı da artıyor konserve kapağını açma ilk soruda anlatmıştım zaten arkadaşlar gözlük camında da aynı olay var ee, bu sıcak hava balonlarında arkadaşlar sıcak hava balonları genleşme büzüşme prensibi ile kullanılıyor. Bak ısıyla ne yapıyorsun? Bak şişiriyorsun bunu daha çok. Uçmasını sağlıyor. Tren raylarının büzüşmesi, genleşmesi olayı aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işaretleyelim ve sebeplerini açıklayalım. Elektrik tellerinin yaz mevsiminde sarkması olayı genleşme olayıdır. Hacmi arttığından dolayı teller arkadaşlar sarkıyor. Genleşme olayı bu. Isı aldıklarından dolayı yaz mevsiminde. Olay bu. Konserve kapağına sıcak su döküp açma. Tabii ki genleşmeydi. İlk soruda anlatmıştık arkadaşlar. Termometredeki sıvının seviyesinin düşmesi. Evet termometrede arkadaşlar civa var. Civanın ne yapıyor? Seviyesi düşüyor. Büzüştüğünden dolayı. Soğukta büzüşüyor. Sıcakta arkadaşlar genleşiyor. Bu. Şişirilmiş balonun soğuk ortamda küçülmesi. Futbol topu. Bisiklet tekerleği aynı şekilde soğuk bir odaya bir depoya koyduğunda büzüşüyor. Tren raylarındaki boşluğun kışın artması arkadaşlar büzüşmedir. Bak kış mevsiminde diyor. Soğukta yani. Bir kap içerisinde bulunan 60 derecedeki bir miktar suya farklı sıcaklıkta su eklendikten bir süre sonra kaptaki suyun sıcaklığı 40 derece oluyor. Buna göre kaba eklenen suyun sıcaklığı kaç derece olabilir? Evet kabın içerisindeki sıcaklık arkadaşlar suyun sıcaklığı 60 dereceymiş. E son durumda bak 60 dereceden 40'a indiğine göre buradaki arkadaşlar sıcaklığı 40 dereceye indiğine göre demek ki buraya eklenen suyun sıcaklığı 60 derecenin altında olması gerekiyor. Ve 40 dereceye indirdiğine göre 40 derecenin de altında olması gerekiyor. Bak denge sıcaklığı 40'mış. Yani arkadaşlar bu suyun sıcaklığı 20 derecedir ki bu 40'a inmiş. Denge sıcaklığına ulaşmış bak. 60 da 20'yi topladığında bak 80 2'ye böldün. 2 e, madde var sonuçta. Ne yaptın? Denge sıcaklığını 40 derece olarak buldun bak. Son sıcaklık 40 derece. Yani bu maddenin 20 derece olması gerekiyor arkadaşlar. Cevap bu. 7. sorumuz. Metal bir çubuk sıcaklığı 25 derece olan bir odada bir süre bekletildiğinde çubuğun boyunda uzama gerçekleşiyor. Buna göre çubuğun bu odada bekletilmeden önceki sıcaklığı kaç derece olabilir? Evet, sıcaklığı arkadaşlar 25 dereceymiş. Bak odanın. Odanın sıcaklığını Yazalım buraya. Şimdi burada metalin boyunda uzama gerçekleşiyormuş. Yani metal arkadaşlar ne yapmış? Metalde genleşme var burada. Hacmi artmış metalin. Hacmi arttığına göre demek ki metalin sıcaklığı odaya konmadan önce odanın sıcaklığından düşükmüş. Yani 25 derecenin altında bir sıcaklığa sahip olabilir arkadaşlar. Cevap budur yani. 25 derecenin altında olacak ki orada arkadaşlar buraya 25'e konduğunda hacmi artmaya başlayacak. ısı alacak yani. Şimdi ısı alışverişi hangi maddeler arasında oluyordu? Sıcaklıkları farklı iki madde arasında oluyordu. Sıcaklıkları eşit olan iki madde arasında ısı alışverişi olmaz. İki sıvıyı birbirine karıştırdın mesela. Suyla kahveyi karıştırdın. Mesela kahveyle sütü karıştırdın. İkisinin de sıcaklığı aynıysa ısı alışveriş olmaz aralarında. Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında olur. Bir, İkincisi de sıcaklığı fazla olan maddeden az olan maddeye doğru ısı akışı olur. Burada odanın sıcaklığı 25 derece olduğuna göre e, bu, bunun boyu uzuyor. Demek ki bu ısı alıyor. Hangi madde ısı alır? Sıcaklığı düşük olan madde ısı alır. Demek ki bu metalin sıcaklığı arkadaşlar mesela 10 derece olabilir, 15 olabilir, 20 olabilir gibi. Bu ısı alacak odadan. Odadan ısı aldıkça bunun ısı sıcaklığı art, artacak. Sıcaklığı arttıkça metalin genleşmesi artacak. Yani hacmi artacak arkadaşlar. Olay budur. Bu soruda bir futbol topu ışık kaynağı önündeki K noktasına konulduğunda topun birim karelere bölünmüş perde üzerindeki gölgesi şekildeki gibi oluyormuş. Aynı top başka değişiklik yapılmadan L noktasına konulmuş olsaydı topun gölgesi perde üzerinde nasıl olabilirdi yani ki arkadaşlar futbol topunu biz bu konumdan alıp ışık kaynağına yaklaştırıyoruz. Kuralımız neydi? İki kuralımız vardı. Buradaki cisim yani ışık kaynağıyla perde arasındaki cisim ışık kaynağına yaklaştırılırsa ne yapar? Gölge boyu burada büyür. Gölge boyu artar. Işık kaynağından uzaklaştırıldıkça küçülür burada gölge boyu. O zaman arkadaşlar Topun gölge boyunun burada artması lazım. Işık kaynağına yaklaştırıyoruz L konumuna alınca gölge boyu artacak o zaman. Bak burada 1, 2, 3 birim şeklinde. Evet, böyle bir arkadaşlar gölge oluşabilir. Bak 1, 2, 3, 4, 5 birim şeklinde. Bir ışık ışını yansıtıcı yüzey ile 10 derecelik bir açı yaparak yansıtıcı yüzey şekildeki gibi geliyor. Buna göre bu ışının yansıma açısı kaç derecedir? Yansıma kanunlarını hatırlıyorum. Yansıma kanunlarından da çok soru gelecek arkadaşlar kazanımlara göre. Yansıma kanunları 3 taneydi. 1. Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali üçü de aynı düzlem üzerinde. Bak, gelen ışın, yansıyan ışın, buradan ışın yansıyacak ve yüzeyin normali arkadaşlar. Normal bak bu şekilde çizilir. Bu düzlem üzerinde, düz bir zemin üzerinde bak. Burası düzlem burası. Işık ışını hangi açıyla gönderilirse gönderilsin. Yansıyan ışın yüzeyin normaliyle aynı açıyı yapar. Yani gelme açısı yansıma açısına daima eşittir arkadaşlar. Gelme e, açısı 50 derece ise yansıma açısı da 50 derece olur. Üçüncü kural. Yansıtıcı yüzeye dik ışın gönderilirse yani buradan gönderilirse arkadaşlar ışın aynı yoldan geri döner. Kendi üzerinden geri döner. Buna dikkat. Bir de öğrenciler şunu çok karıştırıyor. Dikkat edin. Öğrencilerin ben gördüğüm %99'unun bu konuda yaptığı yanlış şu oluyor. Öğrenciler gelme açısını yanlış çiziyorlar. Yanlış yerde arıyor. Arkadaşlar gelme açısı bak normal ile yüzeyin normali ile gelen ışın arasında kalan bölgedir. Bak buradaki açıdır. Biz buraya ne diyoruz? Gelme açısı diyoruz. Hocam burası ne? İşte yanlış yapan öğrenciler burayı çiziyor. Arkadaşlar burası Bak, gelen ışınla yüzey arasındaki açı. Burası gelme açısı değildir. Gelme açısı bak burada. Gelme açısı burası. Gelme açısı o zaman bak bu 10 derece ise. Düzlemle gelen ışın arasındaki açı 10 derece ise buradaki açı kaç olur? 90'dan 10 çıkartacaksın. 80 bulacaksın. Çünkü bu açı arkadaşlar normalle bu, bu düzlem arasındaki açı 90 derece burası. O zaman 90'dan onu çıkaracaksın. 80 derece bulacaksın. Gelme açısı 80 derece ise arkadaşlar. Yansıma açısı kaç derece olur? O da 80 derece olur. Niye hocam? Çünkü bak kuralımız ne? İkinci gelme açısı yansıma açısına eşittir diyoruz. E burası 80 ise burası da 80 derece olacak. Yani bu ışın 80 derecelik açıyla buradan yine yansıyacak. 80 derecelik açıyla geldi. 80 derecelik açıyla gidecek. Kütleleri eşit. Tabloda verilen özelliklere sahip Altın ve demir kaşıklar özdeş ısıtıcılarla Eşit süre ısıtılıyor Kaşıkların ısıtma öncesi ve sonrası boy uzunlukları Kaydediliyor yani Altın kaşık başta 10 santimetreymiş İlk sıcaklığı 25 dereceymiş Son boyu 12,5 santimetre Hacmi artmış yani ısı almasıyla sıcaklığı artınca Çünkü bak eşit e, Özelliklere sahip özdeş ısıtıcılarla Eşit süre ısıtılıyor Demir kaşık 10 santimetreden 11, 11 santimetreye çıkmış arkadaşlar. Sadece 1 santimetre uzamış. Bunda artı 1. Burada arkadaşlar nedir? Artı 1,5 santimetre uzama var. Bu deneyde test edilen nedir diyor bize. Arkadaşlar bu deneyde sıcaklığın genleşme üzerindeki etkisi test edilmiş mi? Evet test edilmiş. Ayrıca arkadaşlar burada test edilen bir faktör daha var. Madde cinsinin genleşmeye olan etkisi. Bu da var. Çünkü bakın özdeş ısıtıcılarla eşit kütleli ve eşit süre ısıtılıyor özdeş ısıtıcılarla. Kütleler eşit. Sadece farklı olan ne burada? Farklı olan bir tek faktör var. Bir tek özellik var. Farklı olan öge şu. Madde cinsi. Birisi altın, diğeri demir. Madde cinsinin ısı alması sonucunda arkadaşlar genleşme üzerindeki etkisi test ediliyor burada. Madde cinsi etkiliyor. Ama burada Şöyle olsaydı mesela ikisi de demir kaşık olsaydı aynı kütlede ikisi de 11 santimetre olurdu ya da ikisi altın olsaydı yine aynı kütleri ikisi de 12,5 santimetre olurdu. Fakat özdeş ısıtıcılarla değil arkadaşlar birisi küçük bir ısıtıcıyla birisi büyük bir ısıtıcıyla ısıtılsaydı o zaman daha uzun süre ya da daha büyük bir ısıtıcıyla ısıtılan kaşığın genleşmesi daha fazla olurdu. Boyu daha uzun olurdu. Evet burada test edilen faktör madde cins arkadaşlar. Işık kaynağı ile perde arasına ışığı geçirmeyen cisim şekildeki gibi konuluyor. Cisim bu konumundan alınarak önce K sonra L noktalarına ayrı ayrı konulup perde üzerinde gölgeleri oluşturuluyor. Buna göre cismin K ve L noktalarındayken perde üzerinde oluşan gölgelerinin boyları ilk duruma göre nasıl değişir? Kuralımız neydi arkadaşlar? Cisim ışık kaynağına yaklaştırıldıkça ne yapıyordu? Gölge boyu burada artıyordu arkadaşlar. Gölge boyu büyüyordu gölgesi. Cisim ışık kaynağından uzaklaştırıldıkça bu tarafa getirdikçe ışık kaynağını uzaklaştırıyorum. Perdeye yaklaştırıldıkça diye de geçiyor. Bazen sorularda bakın. Perdeye yaklaştırmak ne demek? Işık kaynağından uzaklaştırmak. Aynı şey. O zaman ne oluyor? Gölge küçülüyor arkadaşlar. Buna göre şunu diyebiliriz. K noktasında gölge boyu küçülür. Gölge küçülür. Perdede oluşan. L noktasında büyür tabii ki. Bir miktar sıcak su. Cam kaba konuluyor. Buraya konmuş sıcak su arkadaşlar. Kabın üzeri cam kapakla kapatılarak üzerine şekildeki gibi buz parçaları konuluyor. Burada. Bir süre sonra bu düzenekte neler olur yaz. Şimdi arkadaşlar burada sıcak su konmuş. Bu sıcak su ne yapacak? Buharlaşacak buradan. Yavaş yavaş buharlaşacak. Hocam burada ısıtılmıyor bu su. Nasıl buharlaşacak? Sorusunu sorarsanız şunu deriz arkadaşlar. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabilirken kaynama belli bir sıcaklıkta olur. Su 100 derecede kaynar ama su her sıcaklıkta buharlaşır. Kış mevsiminde soğuk havada bile buharlaşma oluyor. Evet çamaşırların balkona astığınızda arkadaşlar çamaşırlar nasıl kuruyor? Buharlaşma etkisiyle. Kışın bile kuruyor yani. O yüzden buradaki su buharlaşacak ısıtmana gerek yok sıcak çünkü zaten buharlaşıyor bunlar yani gazdan sıvıdan ne yapıyor gaza geçiyor su buharına su buharı geliyor burada cam soğuk neden buzlardan dolayı buna çarpıyor arkadaşlar su damlacıklarına dönüşür Çünkü bu buradan arkadaşlar bak bu sıcak burası soğuk e sıcaktan soğuğa ne yapacak ısı akışı olacak yani bunu şunu diyebilirim. Sıvı yüzeyinde buharlaşma olur. Buharlaşma yüzeyden olur bu arada arkadaşlar. Onu hatırlatalım. Buzlar su buharını yoğuşturur. Buzlar soğuk. E su buharı gaz. Sıcaklığı yüksek. Sıcak olan su buharı buradaki cama ve buzlara ısı verecek. Sıcaktan soğuğa akış. Ve ısı kaybedince su buharı sıcaklığı düşecek ve gazdan sıvıya dönüşecek. Yani yoğuşacak. Yağmur oluşum arkadaşlar bu yani. Olay bu. Ve su buharının sıcaklığı ile buzlar da eriyecek. Su buharı buzlara ve cama ısı verince e buzlar ne yapıyor? Buzlar ısı alıyor su buharından. Buzlar da erimeye başlayacak ısı aldığından dolayı. Videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımıza arkadaşlar açıklamalar bölümündeki linklerden erişebilirsiniz. Hepinize başarılar.